258. sayfa. Çalışalım 1. Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde tamamlayınız. 1 kilogram 1000 grama eşittir. Yarım kilogram 500 grama eşittir. Çeyrek kilogram ise 250 grama eşittir. 1 kilogram artı 250 gram 1250 grama eşittir. 14 kilogram artı 450 gram 14.450 grama eşittir. 25 kilogram artı 60 gram 25.060 grama eşittir. 260. sayfa. Çalışalım 1. Aşağıdaki eşyaların kütleleri ölçülüp tabloya yazılmıştır. Terazilerin dengede durması için eşyanın karşısındaki kefeye kaç kilogram ya da gram konulması gerektiğini bulunuz. Şimdi birinciye bakalım. Burada pergel var, 20 gram. Karşısında 5 gram var. 20'den 5'i çıkarırsak geriye 15 gram kalır. Buraya 15 gram konulmalıdır. İkinci teraziye bakalım. Sol tarafta 1 kilogram 670 gram. Bu 1670 gramdır. Sağ kefede ise 1 kilogram var, 250 gram var. Bu ikisinin toplamı 1250 gram olur. Ne kadar kalır geriye onu bulalım. 1670'ten 1250'yi çıkardığımızda burası 0 olur, burası 2 olur, burası 4, burası da 0. Geriye 420 gram kalır. Buradaki boşluğa 420 gram konulması gereklidir. Şimdi üçüncü teraziye bakalım. Sağ tarafta 375 gram var. Burada 10 gram var. O halde 375'ten 10'u çıkarırsak geriye 365 gram kalır. Buradaki boşluğa 365 gram konulmalıdır. Dördüncü teraziye bakalım. Sağ tarafta 5 gram var. Burada 1 gram. O zaman 5'ten 1'i çıkardığımızda 4 gram buluruz. Buradaki boş yere 4 gram yazılması gereklidir. 263. sayfa. Çalışalım 1. Aşağıdaki görsellerden ton ile ölçülebilenleri ton yazısıyla, miligram ile ölçülebilenleri de miligram yazısıyla eşleştiriniz. Fil ton ile ölçülür. Yaprak miligramla ölçülür. İlaç miligramla ölçülür. Kömür tonla ölçülür. 265. sayfa. Çalışalım 1. Aşağıdaki kütle birimlerini dönüşümleri ile eşleştiriniz. A şıkkı 3010 kilogram. 3010 kilogramı 3000 artı 10 şeklinde yazarız. 3000 kilogram 3 tona eşittir. Dolayısıyla 3 ton 10 kilogram yapar. Bununla eşleşir. B şıkkı 6000 miligram. Şimdi 1000 miligram 1 grama eşittir. O zaman bu 6 grama eşittir. Bu da bununla eşleşir. C şıkkı 600 kilogram. 600 kilogram 600 bin grama eşittir. Bununla eşleşir. D şıkkı 25.000 gram 25 kilograma eşittir. Bununla eşleşir. E şıkkı 2 ton 150 kilogram 2.150 kilogram olur. Bu da bununla eşleşir. F şıkkı 5.714 gram 5 kilogram 714 grama eşittir. Bununla eşleşir. 2. Aşağıdaki kütle birimleri arasındaki dönüşümleri yazınız. 1 ton 1.000 kilogramdır. 40 ton 40.000 kilogramdır. 21 ton 21 bin kilogramdır. 3 ton 250 kilogram 3250 kilograma eşittir. 1000 kilogram 1 tondur. 7000 kilogram 7 tondur. 1354 kilogram 1 ton 354 kilograma eşit olur. 2078 kilogram 2 ton 78 kilograma eşittir. 1 kilogram 1000 grama eşittir. 10 kilogram 10.000 grama eşittir. 3 kilogram 300 gram 3.300 grama eşittir. 7 kilogram 480 gram 7.480 grama eşittir. 1000 gram 1 kilograma eşittir. 2.000 gram 2 kilograma eşittir. 3.546 gram 3 kilogram 546 grama eşittir. 9.999 gram 9 kilogram 999 grama eşittir. 1 gram 1000 miligrama eşittir. 4 gram 400 miligram 4400 miligrama eşittir. 3 gram 850 miligram 3850 miligrama eşittir.
25 gram 250 miligram 25.250 miligrama eşittir. 1000 miligram 1 grama eşittir. 50.000 miligram 50 grama eşittir. 1800 miligram 1 gram 800 miligrama eşittir. 7896 miligram 7 gram 896 miligrama eşittir. 267. sayfa çalışalım 1. Kütlesi 75 kilogram olan bir halterci kütlesinin 2 katını 3 defa kaldırmıştır. Bu sporcunun toplam kaldırdığı kütle kaç kilogramdır? Kütlesinin 2 katını hesaplayalım. 75'i 2 ile çarptığımızda 150 kilogram buluruz. Bu ağırlığı 3 defa kaldırmış. O zaman 150 ile 3'ü çarptığımızda 450 kilogram buluruz. 2. Bir kamyon 30 ton kumun önce 12 ton 250 kilogramını, sonra 13 ton 600 kilogramını taşımıştır. Geriye taşınacak kaç kilogram kum kalmıştır? Kumun toplam ağırlığı 30 tonmuş. 30 ton 30 bin kilograma eşittir. Kumun önce 12 ton 250 kilogramını taşımış. 12 ton 250 kilogram 12.250 kilograma eşittir. Daha sonra 13 ton 600 kilogramını taşımış. 13 ton 600 kilogram da 13.600 kilograma eşittir. Bu ikisini toplayalım. 0, 5, 0 daha 5, 2, 6 daha 8, 2, 3 daha 5, 1, 1 daha 2. Şimdi toplam taşıması gereken kum 30 bin kilogram. Taşıdığı kısım 25.850 kilogram. Çıkardığımızda geriye taşınacak kaç kilogram kum kaldığını buluruz. Burası 0 olur. 10'dan 5 çıktı, 5 kaldı. Burada 9 kaldı. 9'dan 8 çıktı, 1 kaldı. Burada 9 kaldı. 9'dan 5 çıktı, 4 kaldı. Burada da 0 kaldı. Evet, geriye taşınacak 4.150 kilogram kum kalmıştır. 3. Hüseyin her biri çeyrek kilogram olan kuru üzüm paketlerinden 8 tane almıştır. Yanına da yarım kilogramlık 6 paket leblebi almıştır. Buna göre Hüseyin'in kaç kilogram çerez aldığını bulunuz. Şimdi her biri çeyrek kilogram olan 8 tane paket almış. 8'i 4'e böleceğiz. Çünkü 4 tane çeyrek bir tam yapıyordu. 8'in içerisinde 4 2 keredir. 2 kere 4 8 0. Dolayısıyla 2 kilogram kuru üzüm almış olur. Yarım kilogramlık 6 paket leblebi almış. Şimdi 2 tane yarım paket 1 kilogram yapar. O zaman 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3 buluruz. 3 kilogramlık da leblebi almış. Buna göre Hüseyin kaç kilogram çerez almış? 2 artı 3 toplam 5 kilogram çerez almıştır. 4. A şıkkı. Karpuzların her biri 12 kilogram, kavun ise 8 kilogramdır. Kavun ve karpuzların toplam kütlesi kaç kilogramdır? 4 tane karpuz var. Bir tanesi 12 kilogramsa 4 tanesi 4 kere 12 48 kilogram olur. Kavun da 8 kilogramda bir tane var. O halde karpuzlarla kavunu topladığımızda 56 kilogram buluruz. B. Pazarcı Furkan amca 3 kilogram domates, 5 kilogram soğan, 2 kilogram havuç, 250 gram kuru biber, 500 gram sarımsak sattı. Furkan amcanın sattıklarının kütlesi kaç gramdır? Şimdi domates 3 kilogramdı. Bu 3000 gram yapar. Soğan 5 kilogramdı. 5000 gram yapar. Havuç 2 kilogramdı. 2000 gram yapar. 250 gram kuru biber ve 500 gram sarımsak. Hepsini topladığımızda Furkan amcanın sattıkları sebzelerin toplam kütlesini buluruz. Burası 0. Burası 5, burası 7, burası da 10. Evet, toplam 10.750 gram satmıştır. C. Pazarcı Furkan amca 10 gün boyunca her gün 15 kilogram salatalık, 25 kilogram patates, 20 kilogram soğan, 10 kilogram limon, 15 kilogram lahana, 15 kilogram kırmızı biber satmıştır. Furkan amcanın sattıklarının kütlesi kaç tondur? Önce bir günde ne kadar satıyor onu bulalım. Salatalık 15 kilogram, patates 25 kilogram, soğan 20 kilogram, limon 10 kilogram, lahana 15 kilogram, kırmızı biber 15 kilogram. Bunları toplayalım. 5, 5 daha 10, 5 daha 15, 5 daha 20. 20'nin sıfırı elde var 2.
3, 5, 7, 8, 9, 10. Evet. Toplam 100 kilogram ürün satmış bir günde. 10 gün boyunca o halde 100 ile onu çarparsak 1000 kilogram satmış demektir. Bu da 1 tona eşittir. 5. Bir laboratuvarda çalışan 30 bilim insanı 15 gramlık kimyasal bir maddeyi paylaşarak deneyler yapacaklardır. Buna göre her bir bilim insanının araştırması için payına düşen kimyasal maddenin kütlesi kaç miligramdır? Toplam 15 gram varmış. Bu 15 gram 15.000 miligrama eşittir. Bunu 30 bilim insanı arasında paylaşacakmış. O zaman 15.000'i 30'a bölelim. Bir bilim insanına düşen kimyasal maddeyi bulalım. Şimdi 150'nin içerisinde 30 5 keredir. 5 kere 0 0, 5 kere 3 15. Şimdi burada 2 tane 0 var. Buraya da 2 tane 0 koyarız. Dolayısıyla bir bilim insanına 500 miligram kimyasal madde düşer. 6. Görselden ve aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak bir problem kurunuz ve çözünüz. Balıkçı Dursun Reis, 2 ton hamsi, 300 kilogram palamut. Şimdi balıkçı Dursun Reis bir günde 2 ton hamsi, 300 kilogram palamut tutmuştur. Buna göre Dursun Reis bir günde toplam kaç kilogram balık tutmuştur? Evet, 2 ton hamsi 2000 kilogram yapar. 300 kilogram da palamut toplam 2300 kilogram balık yapar.